günü saat 20'de oynanacak değerli izleyenler ve Beşiktaş'la devam edelim. Çünkü 32. haftada Beşiktaş'ta Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta tabii sorunlar hala devam ediyor. Yeni teknik direktör Santos geldi ama şimdiden önümüzdeki sezon olmayacak iddiaları konuşuluyor. Samsunspor karşısında acaba artık bir puan gelecek mi? Çünkü son 4 maça baktığımızda Beşiktaş yalnızca 1 puan elde edebildi. Hiç kestiremediğimiz takımlardan biri haline geldi evet. Beşiktaş. Yani hangi maçta nasıl oynayacağını bilemediniz. Şimdi diğer takımlara baktığınız zaman bir şablon çiziyorsun kafanda. Beşiktaş'ta bu yok. Santos geldiğinde ilk takım savunmasını el attı. Tamam. Hücumda eksik kalsa da herkes dedi ki en azından bir savunmayı halletmeye çalışıyor. Hücumda nasılsa çözeriz. Ama hadi biraz Beşiktaş hücum yapsın. Hadi asıl kimliği olan daha savaşçı, daha fazla oyunu rakip yarı sahaya yıkan oyunu oynasın dendiği anda bütün her şey tekrar karıştı. Beşiktaş'ın bu saatten sonra Santos'ta devam etmesi mümkün değil. Türkiye Kupası hedefi kaldı. Çünkü üçüncülüğü de artık neredeyse Trabzon'a kaptırdı, kaptıracak tabii gibi. Tabii Hüseyin Yücel'in orada bir açıklaması vardı ikinci başkanın. Artık ilk hedefimiz Türkiye Kupası. Türkiye Kupası Beşiktaş için sezonu kurtaracak bir adım olur. Kötü dönemin ucundan kıyısından dönmelik ama orada da karşılarında çok sert bir rakip var. Bu işi en az onlar kadar isteyen bir Trabzonspor var ve ligi ortaya koyduğu oyuna göre tamam Trabzonspor'da da çözülemeyen bir sürü sorun var saha içinde ama Beşiktaş'a göre daha derli toplu ve teknik adamın daha fazla müdahalesiyle bir teknik adam takımı görüyorum. Beşiktaş hocası ayrı, oyuncuları ayrı, sözleşmesi bitecekler ayrı, farklı tellerden çalan bir orkestra gibi. Şimdi son 4 maçta 1 puan topladılar. Santos'un da önümüzdeki sezon devam etmeyeceği şimdiden konuşulmaya başlandı. Acaba kalan 7 haftada alınan atıyorum 7 galibiyet bir şeyleri değiştirmeye yeter mi artık? Galibiyetten çok oyun bence önemli. Beşiktaş taraftarı da alık değil görüyor yani. Oyuna göre bir değerlendirme yapıyor. Kazansa elbette iyi olur ama mesela şu kaybettiği oyunlarda işte 4 topun direkten döner, çizgiden çıkarırlar. Çarpar sana girer gol olur. Taraftar onu tolere eder. Taraftar bu ışık görmek istiyor. Eğer 7 maçta, kalan 7 maçta bir ışık gösterirse takım bir sorun olmaz. Olacağını düşünmüyorum ama Beşiktaşlıların kahır ekserinde de hocanın kredisini tükendiğini de sokaktan görüyoruz. Evet. Ama bu hocanın suçu değil. Hep söyledim. Hocanın gelme zamanı yanlıştı. Beşiktaş'ın sorunları teknik adamla çözülebilseydi Şenol Güneş çözerdi onları. O tecrübesi vardı. O birikim var. Camiayı tanıyor. Şenol Hoca da bıraktı gitti ya da bırakıp gitmek zorunda kaldı. Yönetim hala isimler üzerinden sorunları çözmeye yanlışına düştü bence. Hatta Sayın Başkan'ın verdiği sözün altında biraz aceleci davrandığını düşünüyorum ben. Yani şeylerimiz, her şeyimiz hazır. Hiçbir şey hazır değilmiş. Yani Santos doğru isim değilmiş. Kağıt üzerine baktığı zaman hepimizin saygı duyduğu bir isim. Ben ekstradan da seviyorum adamı yani. Yakalasam çağıracağım yani. Gel şurada oturup bir iki çay içelim. Ya. Öyle bir sevimli adam. Ama adamı bir anda mundar ettik. Niye? Beşiktaş'ın oyuncu kadrosu hoca yer. Bence Sergen Hoca da bunun farkındaydı. Yerli hoca gol bulma konusunda yani biraz sıkıntılı da oldu Beşiktaş için. Çünkü hocalar oyuncu grubunu tanıyor. Evet. Ve acele ettiler. Hep söyledim. Rıza Çalınbay dönemi çok kısa sürdü mesela. Ya Serdar Hoca ile sezonu bitirseydin de Santos sezon başında gelseydi yepyeni bir enerjiyle. Ve Santos'a diyecekti ki Beşiktaş yönetimi hocam sen bizim hocamızsın bunu kamuoyuna ilan etmiyoruz. Sen bizim hocamızsın. Şu takım 15-20 maç ver izle. Kimi gönderelim? Kimi alalım? Hoca da o kadar güzel bir takım kurardı ki aslında. Çünkü Portekiz'de adamı hayatı bir şeyi Avrupa şampiyonluğu görmüş. Futbolun göbeğinde yaşıyor neredeyse. Bütün etraf şeyi futbolcu malzemesini biliyor. Takım kimyalarını nasıl inşa edilir onu biliyor. Onu yapsaydı işte yeni yıla nefis bir yani şahane bir umutla başlardı Santos ismiyle. Ama onu yapmadılar. Geçmiş olsun. Onu yapmadık diye karara bağlayacak halin yok. Bu bir oyun. Beşiktaş kendi içinde, kendi çözümünde üretecektir. Evet. Yine bir şey kendi bünyesine uygun bir takım inşa edecektir. Asıl olan camianın ille de bu sene de şampiyon olalım diye baskılamaması. Ama o mümkün değil. Bizim hastalığımız bu. 4 büyük kulüpte ikinci olduğumu başarısız oluyorsun. Evet. Ama ben önümüzdeki sezon için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı şekilde devam etmelerini bekliyorum. Trabzonspor'u ve Beşiktaş'ın ve belki Başakşehir'in yani şampiyonluğu ufaktan da olsa hedefleyen takımların da bu gerçek ışığında takım inşa etmeli, transfer politikası yürütmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla açılmaya gerek yok. Sen eksik yerlerine bütçe olarak da seni çok fazla zorlamayacak takviyeler yapacaksın. Bir seneyi daha restorasyon yılı olarak yaşayacaksın. Buna hazır olmalılar. Yok biz de şampiyonluk yarışına ortak olacağız derseniz
İşte Trabzonspor'a geçersek geçtiğimizi söylerim. Hı hı. Trabzonspor Vakame ile Hamşik'le yakaladığı şampiyonluğu benzerini işte Dortmund'un Hummels'in var. Hı hı. O tür oyuncuları önü yeri aldı. Hı hı. Onları transfer ederek yakalamak peşinde. Yani bir şampiyonlukta araya sıkıştıralım filan ama bu şampiyonluğun geleceği var mı? Yok. Trabzon şampiyon oldu 2 sene önce. Hala toparlamaya çalışıyor. Ya şampiyon olduktan sonra üzerine koyup gitmen gerekmiyor mu? İşte onun için akıl gerekiyor. Akıl da bunu taraftara anlatabilecek yöneticilere ihtiyaç duyuyor. Biraz kurumsal planlama gerekiyor. Tabii. Orada takıma. Evet. Bu arada bir şey söyleyeyim. Tabii, sosyal medyada rastladım. Hafta sonu Kastamonu Spor, Ahmet Spor maçı var. Hı hı. Kaderini belirliyor. Kastamonu Spor Başkanı'nın sosyal medyada çok çok güzel bir açıklaması var. Çok hoşuma gitti. Şu şiddet ikliminde barışın dili, sporun dilinin ne olması gerektiğini çok güzel anlatmış. Bulup okuyabilirse, dinleyebilirse insanlar benden bir tavsiye olsun. Teşekkür ederiz bunun için de. Beşiktaş'ı noktalamadan önce tabii yeni sezonda da büyük bir değişim bekleniyor aslında takımı. Hem oyuncu hem de teknik direktör kısmında 19 yabancı futbolcu var ama evet, tıpkı Galatasaray'da konuştuğumuz gibi kontratından çıkılması çok zor oyuncular da var. Şu anda 10 isimle yollarına ayrılma ihtimali söyleniyor ama bu ne kadar mümkün bilmiyorum. Senin yorumun ne olur? Bu işler öyle eskisi gibi gönderelim şöyle yapalım da olmuyor. Çünkü maaş yükü bir oyuncunun ne kadar fazlaysa oyuncuları bir yere göndermeniz zorlaşıyor. Bonservisinden vazgeçebilirsin, zarar yazarsın ama oyuncu maaşını bırakmıyor. Bunu bir kere cebe koymak lazım. Beşiktaş'ta bir oyuncu bolluğu ve kalitesi olarak bir sıkıntı var. Evet. Mesela Serdar Hoca ile devam etseydin yola bu sezon en azından birkaç tane daha genç oyuncu araya sıkıştırmış olacaktım. Mesela Semih çıktı ama Semih bile yani biraz böyle gücünden düşebilecek, kolay demolize olacak bir oyuncu olsa Santos'un da hatalarıyla Semih'i kaybedebilirdik. Yani gol atan oyuncuyu sola çekmek, başka mevkilere kullanmak vesaire. Demir Ege desen öyle. Yani burada Beşiktaş yeni sezonu biraz daha o klasik Beşiktaş'ın hani genlerinde olan altyapı meselesiyle genç oyuncularla bir ruh oluşturup başarılı yabancıları oraya monte etmek lazım. Aboubakar, Gezal gibi isimler, Rebic, bunların ne pahasına olsun takımla ilişkini kesmek lazım. Özellikle Aboubakar'dan bahsediyorum. Zaten kadro dışı bırakıp sonradan affetmişlerdi. Ama bir şey değişmedi. Bir revizyon yapılacaksa biraz da köklü olması gerekiyor bence. Peki Beşiktaş'ı noktalayıp Trabzonspor konuşalım o halde biraz. Bir maça doğru haberimiz var değerli izleyenler. 32. haftada Trabzonspor, MSYP Sivasspor'u konuk edecek. Detaylara bir bakalım, sonrasında buradayız. Evet, 32. haftayı Trabzonspor, MSYP Sivasspor mücadelesiyle açacağız değerli izleyenler. Ve bugün saat 20'de oynanacak bu mücadele. Trabzonspor'un üçüncülük hedefi şu anda devam ediyor. Hatta Beşiktaş'tan daha şanslı durumda olduğunu söyleyebiliriz. Epey puan fark, 5 puan mı fark oldu? 2 maç ya.